Taksim'de Türkiye'nin bir anda gündemine oturan bombalı saldırının üzerinden tam 2 gün geçti. Elbette yaralar sarılmaya devam ediyor. An itibariyle yaralıların birçoğu hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Şu an itibariyle de gördüğünüz gibi yaya trafiğine tamamen açık bir İstiklal Caddesi ile karşınızdayız. Tanju size gösterecek. Bakın gördüğünüz gibi sabah saatlerinde biraz daha seyrek bir yaya trafiği vardı. Ancak şu anda tıka basa sanki herhangi bir olay olmamış gibi şu anda olduğu gibi çok yoğun bir İstanbul manzarasıyla, yani Taksim İstiklal Caddesi manzarasıyla şu anda karşınızdayız. Şu manzara aslında bize şunu gösteriyor. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye ile ilgili bu patlamadan sonra çıkan yayınların aslında pek de etki etmediğini gösteriyor. Çünkü Türkiye aslında son derece güvenli bir bölge. Ama maalesef bazı medya kuruluşları, özellikle dış kaynaklı medya kuruluşları sanki Türkiye'de bir terör olayı her gün oluyormuşçasına bir haber bombardımana giriştiler. Amaç tabii ki seçim sürecine giren ülkemizi iç karışıklığa sevk etmek, aynı zamanda turizmi baltalamak. Malumunuz burası turizm açısından da son derece canlı ve hareketli bir bölge. Şu anda görüyorsunuz Taksim İstiklal Caddesi oldukça kalabalık. Yani normal günlerden belki daha da fazla kalabalıktır. Diğer yayınlarda bu özellikle olayın meydana geldiği bölgede biliyorsunuz bir platform kurulmuştu. Oraya karanfiller bırakılıyordu. Şu anda o etkinlik devam ediyor. İnsanlar geliyorlar buraya. Yerli yabancı insanlar geliyorlar ve patlamanın meydana geldiği bu bölgede karanfil bırakıyorlar, resim çekiyorlar. Yani bir kez daha tekrar edelim. Bakın patlamanın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen şu anda Taksim gayet doğal, gayet normal bir gün yaşıyor. Yani bu görüntüler bile Türkiye'nin, Türk halkının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan en güzel kareler diyebiliriz. Tabii şu anda da bakın Numan Kurtulmuş Beyefendi var. Dilerseniz şöyle yanına doğru yanaşmaya çalışalım. Gerçekten çok önemli. Tabii şu anda efendim merhabalar, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Biz, size ziyarete geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Tabii öncelikle hakikaten çok elim bir saldırı. Burada şehit olan vatandaşlarımıza bir kere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok şükür yaralılarımız teker teker taburcu oluyorlar. İnşallah en kısa zamanda kimse hastanede kalmaz. Herkes yeniden hayata kaldığı yerden başlar. Ama bu saldırıdan sonra milletimizin burada büyük bir dayanışma içerisinde kenetlendiğini görmek oldukça memnuniyet verici. Türkiye'nin her yerinde 85 milyon vatandaşımız teröre karşı, sadece teröriste karşı değil, terörün arkasındaki güçlere karşı da yek vücut olmuş vaziyettedir. Biz hep şunu söylüyoruz, adı üstünde vekalet savaşları, yani bir takım örgütleri taşeron hale getirip, örgütlerin içerisinden insanlar devşirip, onlara terör eylemi yapmak insanlık değildir. Bu insanlık suçudur. Büyük bir insanlık düşmanlığıdır aynı zamanda. Neymiş? Bu örgütler vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafında beyler kendi güçlerini artıracaklar, kendi hegemonyalarını pekiştireceklermiş. Lanet olsun, yazıklar olsun. Burada öldürülen bu 6 tane masum, gerçekten hiçbir şekilde bu olayla ilgisi olmayan vatandaşımızın hakkını, hesabını kim ödeyecek, kim verecek? Dünyanın her yerinde terör örgütlerine verilen destekler, eğer şöyle bir hafta 10 gün verilmesin, dünyada bir tane terör örgütü kalmaz. Silah verenler bunlar, istihbarat sağlayanlar bunlar, siyasi destek sağlayanlar bunlar. Bunları vermeseler, dünyanın sadece Türkiye için söylemiyorum, Afrika'sından Asya'sına kadar bu terör örgütlerinin hiçbirisi ayakta duramaz. Bu desteklerin kesip, bu anlamda bu olay vasıtasıyla bir kere daha ifade ediyoruz. Teröre karşı gerçekten insanlıktan yana olan, barıştan yana olan, esenlikten yana olan, insan hak ve onurunu kutsal bilen herkesi insanlık cephesinde yek vücut olmaya çağırıyoruz. Milliyeti, ırkı, dini, dili ne olursa olsun bu anlamda herkesin insanlık cephesinde buluşmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak bizim ana görüşümüz terörün nereden gelirse gelsin, kime karşı yönelmiş olursa olsun terörün bizatihi kendisinin insanlık suçu ve insanlık düşmanlığı olduğudur. Bunun için de bunları sadece lafla mücadele etmiyoruz, aynı zamanda fiilen. 40 küsur senedir terörden çok çekmiş bir ülke olarak bu mücadeleyi veriyoruz ve diyoruz ki gelin hep beraber dünyada teröre karşı güçlü bir şekilde insanlık onurunun yanında duralım. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle bir acıyı göstermesin. Tabii efendim, üzerinden 48 saat geçti. Ona rağmen bütün failler yakalandı. Aynı zamanda şu an Taksim sıradan herhangi bir şey olmamış gibi oldukça kalabalık. Bu aynı zamanda ülke halkının da ferasetini gösteriyor değil mi efendim? Hiç şüphesiz, yani bomba patlamış, dükkanların camları kırılmış. Hatta şarapnel parçası
parçalarından ufak yaralar almış olan vatandaşlarımızı da ziyaret ettik. Dükkanlarında esnafımızı ziyaret ettik. Hemen 1-2 saat sonra sağ olsun Beyoğlu Belediye Başkanımız, İstanbul Valiliğimiz hep beraber buradaki o saldırının izlerini 1-2 saat içerisinde sildiler ve tekrar vatandaşlarımız kaldığı yerden hayata canlı bir şekilde devam ediyor. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yayınımıza konuk oldu. O da az önce burada olay yerini incelemede bulundu. Detaylı olarak bölgeyi gezdi. Kendisi de ifade etti. Gerçekten son derece kalabalık. Yani bu ortaya çıkan şu manzara aslında sanki normal bir hayatın devam ettiği izlenimi, aslında normal bir hayat zaten. İşte Türk halkının bu tür olaylar karşısında nasıl birlik olduğunun göstergesi bu kalabalık. Ne diyelim, inşallah Allah bu millete böyle bir acı bir daha yaşatmaz. Biz de bu tür yayınlarla karşınızda olmayız diyelim. En azından iyi haberlerde karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Şimdilik sözü tekrar size bırakalım.